Arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere bu oyanın yapım aşamalarını anlatacağım. İlk önce motifimizi yapıp hazırlayıp bırakıp sonra alt kısmını yaptıktan sonra ekleyeceğiz. Evet hanımlar motif kısmını yapmamız için bizim için gerekli olan bu küçük halkalardan yine yazmalarda kullandığımız bu küçük halkalardan bizim için gerekli olan halka kırmızı renk ipimi aldım kamera açımı da büyütmek istiyorum kırmızı renk ipimi aldım halkamı da aldım ipimi halkama sabitledim şimdi 10 tane sık iğnesi yapıyorum halkamın içine 1 2 3 4 10 tane sık ile dolduruyoruz 5 6 7 8 9 ve 10 ilk başladığım noktaya tepesine batarak sabitliyorum şimdi 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 ve 4 araya bir sık iğnesi bırakıyorum ikinciye batıp kapatıyorum bir tane yuva elde etmiş oldum tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir sık iğnesi bırakıp diğer ikinci sık iğneye batıyorum ikinci yuvamı elde ettim 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir sık iğnesi bırakıyorum bir diğerine batarak üçüncü yuvamı elde ediyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir sık iğnesi bıraktım ikinciye battım dördüncü bir iki üç dört ilk başladığım noktaya geldik oraya batıp kapatıyorum beş tane yuva elde etmiş olduk bu sık iğnelerle şimdi ilk yuvama bir sık iğnesi ile giriş yapıyorum bir iki üç ve dört zincir çekiyorum başına iki kez doluyorum tığın yuvanın içine giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki alıp çıkıyorum başına iki kez doluyorum yuvanın içine tekrar giriyorum Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıp çıkıyorum. Başına iki kez doluyorum. Yuvanın içine giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Beş trabzan yapacağım. Altıncı zincir çekerek yapacağım. Başına iki kez doluyorum. Tekrar aynı yuvama giriyorum. Önce bir kez aldım, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Şimdi bir, iki, üç, dört, altıncı trabzanımızı. 4 zincir çekip dibine batarak kapatıyorum. Bakın birinci yaprağımız tamam. Diğer yuvama bir sık iğnesi ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu birinci trabzanım. başına iki kez doluyorum, yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Başına iki kez dolayıp yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Iki. i̇ki kez dolayalım. Yuvaya girelim. 1 2 2 2 çıkalım. Aynı şekilde 5 tane oldu. 1 2 3 4 zincir çekiyorum dibine sık iğnesiyle batıyorum. Bir sık iğnesiyle diğer yuvama geçiyorum ve bu işlemlerin aynısı yaparak 5 yaprağımızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle 5 yapraklı bir motif elde etmiş olduk. Bakın 5 yapraklı motifimiz. Kameram odakla. İnşallah odaklamıştır. Görüntü biraz parlıyor gibi ama. Şimdi beyaz renk ipimi alıyorum. Bir daha deneyeceğim. Evet şimdi oldu gibi. Bu yaprağın arasından tutturuyorum beyaz renk ipimi iki yaprağın arasından. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum. Tepedeki trabzana batıyorum yaprağın. Sık iğnesi ile bakın. Şimdi burada tepedeki trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum bakın. 2 3 ve sonuncu trabzan sık iğnesini yaptım bakın şimdi tekrar 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum bu araya iki yaprak arasına batıyorum böyle border geçiyoruz değişik renkle 1 2 3 4 zincir çekiyorum buradaki trabzanın tepesine batıyorum ve buradaki trabzanların tepesine sık iğne ile uca kadar gidiyoruz Bakın. Şimdi tekrar 4 zincir. Aşağıra 2 yaprak arasına inip batıyorum. Bu işlemi bütün yaprakların etrafına yapıyoruz hanımlar. Evet hanımlar, motifimizin kenarında yaptık. Bu burada bekliyor. Şimdi yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra, yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra istediğiniz arayı böyle yaparak verebilirsiniz arkadaşlar onu nasıl yapıyoruz örümcek çekiyorum başına iki kez sarıyorum tığın bir iki kutucuk atlayıp üçüncü kutucuğa giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıkış yapıyorum bir iki üç dört beş zincir çekiyorum çıkmış olduğum çubuğa girip kapatıyorum şimdi buraya altı tane sık iğnesi ile aşağı iniyorum İki, üç 4 5 6 7. sık iğnemi kutucukta tamamlıyorum. Şimdi hanımlar bir tane yine örümcek çekiyorum. İstediğimiz arayı böyle yaparak verebiliriz. Şimdi şu kısımdayız. Bu arada elim iyi oluyor. Kapanıyor. Geçen tığ batmıştı. Baya bir zorlandım. Ama egzama kremleri kapatmada birebir. iki günde kapandı güzel oldu şimdi yine örümcek çekiyorum arkadaşlar şu gövdemizi dallı çiçekli gövde yerimizi hazırlayacağız başta iki kez sardım iki kutucuk atladım üçüncü kutucuğuma girdim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıkış yaptım şimdi 10 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 başına iki kez sarıyorum aşağıdan 4 tane zincir bırakıyorum 6 zincirimi alacağım 1 2 3 4 4 zincir bıraktım alttan 4 zincir bıraktım ve battım tığımı bakın şimdi başına da iki kez dolamıştım önce bakın şöyle 1 2 2 2 aldım ilmeklerimi. Şöyle bir yuva elde ettim orta o yukarısına. 2 3 4 5 zincir çektim. Bu elde etmiş olduğum yuvanın arasından girdim. 5 zincirimin başına pipirik yaptım. Şimdi burayı sık iğne ile aşağı iniyorum. 1 2 3 Ay battı yine. 4 5 tane sık iğnesi yaptım bakın. Şimdi tekrar 10 zincir çekiyorum. Bunu şöyle şuradan da kapatalım hanımlar. Bakın. İlk battığımız noktadan kapansın. Ş şöyle yapalım katını aldım. Şu aradan girip şöyle bir kapatalım bakın. Şimdi 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine başına iki kez sarıyorum. Aşağıdan yine 4 zincir bırakıyorum. 1 2 3 4 ve batıyorum. 4 zincirimi altta bırakıp arada önce bir kez alıyorum, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu aradan batıp kapatıp pipirik yapıyorum tepesine ve sık iğne yapıyorum 5 tane. 1 2 3 4 5 Şimdi şu aradan şöyle tekrar zincirin şu aradan batıp burayı kapatıyoruz. Bakın. Tekrar 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başta 2 kez saralım. Aşağıdan yine 4 zincir bırakıp 5. den batalım. Aşağıdan 4 zincir bırakalım. 5. den batalım. Önce bir kez alalım. Sonra 2, sonra 2 sonra 2 yine 5 zincir yine pipirik yapıyorum içine kapatıp şimdi burayı 5 tane sık iğne ile aşağı iniyorum 2 3 4 5 şimdi şu iki aradan bakın şuradan bir sık iğnesi daha yapıyorum burayı kapatmış oluyorum bakın Tekrar 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Başına iki kez saralım yine. Aşağıdan 4 zincir bırakalım. 1 2 3 4. 5.'ye batalım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 alıp çıkalım. Şimdi yine 5 zincir. Yine bu çıkmış olduğum çubuğa battım. Ve yine 5 sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi hanımlar bu aradan battım. Şimdi burayı sık iğne yapacağım. Zincirim üzerine. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi buradaki zincire geçiş yapıyorum. Bakın şuraya şuraya geçiş yapıyorum 1 2 3 4 4 sık iğnesi de buraya yaptım şimdi şuraya geçiş yapıyorum 1 2 aşağı inmiş oluyoruz 2 3 4 şimdi buraya geçiş yapıyorum bakın buraya da 4 sık iğne Evet hanımlar bakın şimdi buraya geldik. Şimdi burayı da yine 6 sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7. kutucukta tamamlıyorum. Şimdi örümcek çekiyorum. Başına iki kez sarıyorum. 1 2 kutucuk atlayıp 3. kutucuğa giriyorum önce bir kez sonra iki, sonra iki, sonra 2 çıkış yaptım bir zincir çekiyorum yapmış olduğumuz motifi aldım ön yüzü ön yüzüne gelecek şekilde Şu yaprağın birinin ortasından bakın buradan ortadan bir zincir çektim battım buradan ekleme yapacağım sık iğne ile kapadım tekrar 2 zincir çekiyorum şimdi burayı yine 6 tane sık iğnesi ile aşağı iniyorum yaprağım bir yaprağından çiçeğimi ekledim 2 3 4 5 6 7. kutucukta yapıyorum. tekrar örümcek çekiyorum Başına iki kez sarıyorum bir iki kutucuk atlayıp üçüncü kutucuğuma yine giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıkış yapıyorum bir zincir çekiyorum şimdi yaprağımın bakın bu yaprağından çiçeğimi bu yaprağından ekleme yapacağım iki yapraktan eklenmiş olacak ortasından çiçeğimin tutturdum tığımı girdim bir sık iğneyle kapadım İki zincir çekip buradaki çubuğumu sık iğne ile aşağı ineceğim. 6 tane. 1 2 3 4 5 ve 6. 7. kutucukta tamamlıyorum. Ve bundan sonra hanımlar örümcek çekiyoruz. Başına iki kez sarıp 1 2 kutucuk atlayıp 3. kutucuğa giriyoruz önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıkış yapıyoruz. Yani şu arayı şuranın aynısını yaparak istediğimiz arayı veriyoruz. 5 zincir çekip çıkmış olduğum çubuğa batıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğnesi yaptım. 7. kutucukta tamamladım. Yani bundan istediğimiz arayı verene kadar bu şekil yapıyoruz. Şimdi çiçeğimizin diğer kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bakın burası dalları. Şimdi bu çiçeğimiz böyle. Ne yapıyorum? Bakın bu bunu böyle tutuyoruz. Şimdi bu halkanın arasından tığımı girdiriyorum. Bu en uç kısımdan bakın buradan şöyle göstereyim. Bu ucunu tığıma takıp içinden geçireceğim aradan. Halkanın içinden geçiriyorum. Ve tığımı çıkartıyorum. Çıkartacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunun ucuna pipirik yapar, yap yapınca çıkmayacak artık. Ucuna pipirik yapacağız şimdi. Beyaz renk ipimi alıyorum. Bu dalın uç kısmında 5 zincirli pipirik yapmıştık ya. Orada yuvamız var. İpimi oraya girdim tığımı. İpimi sabitledim. 1 2 3 ve 4 zincir çektim yuvaya battım sık iğne ile kapadım 1 1 2 3 4 zincir çektim yuvama sık iğne ile kapadım bunu 5 kez yapacağım 1 2 3 4 zincir çektim yuvama sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 zincir çektim yuvama sık iğne ile kapadım 4 oldu 1 2 3 4 zincir çektim yuvama sık iğne ile kapadım. 5 oldu. Bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Buradan iplerimizi de yakalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Böyle çektik. Burada böyle kalıyor. Şimdi bunların tepesine de yine 4 zincir çekip batarak beşer tane batış yaparak pipiriklerini yapacağız. Onu bir tanesini de göstereyim. Şimdi kırmızı ipimi alayım. tepeden ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekip batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip batıyorum. Bunu 5 kez yapacağım. 1 2 3 4 zincir çekip batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip batıyorum. İşte böyle hanımlar ve ipimi kesiyorum. Bu kırmızı, bu beyaz, bu kırmızı oldu, bu beyaz olacak. Bu tekrar kırmızı olacak. Aynı buradaki gibi arkadaşlar. Oyamızın yapım aşaması böyle. Şimdi bu aralara arada pipirikler yapabilirsiniz. Bu renkleri kullanarak yine buradaki gibi bu üstlerine de pipirik yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildim. Dediğim gibi buraların tepelerine de bu şekilde pipirikler yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.